Aziz Bey için efendim alkışlar. Hoş geldiniz Aziz Bey. Hoş bulduk. Aslen Trabzonlu burası. Değil mi Trabzon? Trabzon. Ama İstanbul'da mı doğdunuz? Aslında Karabük'te doğdum. Babam Trabzonlu, annem Safranbolulu. Eskişehir'de okudunuz. Eskişehir'de okudum. Eskişehir'de çalıştım, Kayseri'de çalıştım. Şimdi İstanbul'dayım. Oo, çok gezdiniz. Tabii yani 23 ildeyiz biz aslında bakarsanız. Maşallah. 23 ilde lokasyonlarımız var. O lokasyon, o lokasyon. Nerede ihtiyaç olursa gidebiliyoruz. Bu tip oyunlara merakınız var mı? Çok. Ha güzel. Yani, bulmacaya falan zaman ayırıyorsunuz. Ayırıyorum. Sizi öncesinde annemle takip ederdik. Çok teşekkür ederim. Annem o zaman katıl oğlum. Ya ben beceremedim. Olmadı, katılmayı başaramadım. Şimdi eşimle takip ediyoruz. Kim daha iyi? Siz mi hanımefendi? Yani bazen benim bilemediğimi o biliyor. Hı hı. Böyle oturduğu yerden cevap bu diyor. Ben düşünüyorum o sırada neydi cevap diye. Bazen ben söylüyorum falan. Biraz öyle bir yarışıyoruz kendi aramızda da ama bir puan tutmuyoruz biz. İnşallah buradaki 14'lü hep sizin bildiğiniz taraftan geldi. İnşallah. Başlangıç önemli, malumunuz. Aynen. Risk almak lazım. Sanki sizden önce birisi yarışmış da 9 bin lira aşmış gibi ki arka tarafta oturup da diğer performansları izlerken rahat edelim. Aynen. Gelsin mi ilk soru? Gelsin. 4 harfli tek kelime gayet rahat bir şekilde cevaplanacak bence Aziz Bey tarafından. Görelim. Diyor ki, ziynet eşyası. Nedir onlar? Yüzüktür, bileziktir, kolyedir. Hepsine birden ne deriz? Takı. Oldu bitti. 400 puan yerinde. Biraz nefes aldırdı. Yüzüktür bir daha olmaz deriz. Buyurun efendim ikinci soruya. Yine rahat edebileceğiniz bir soru. Harf almaya gerek yok. Diyor ki her bir hukuk kuralı veya kurallar bütünü. Kaide. Kural deyince kaideye. Yasa. Hoppa. Gayet güzel. 1400 puan daha. Şimdi bu soruyla ilgili küçük bir konuşma yapmıştık sizinle Aziz Bey. Demiştim ki yani bir anda aklınıza gelmeyebilir ama gözünüzü bir kapattınız mı gözünüzün önünde belirir. Trafik kurallarıyla ilgili bir şey. Daha doğrusu uyarı işaretleriyle ilgili bir şey. Trafikteki tehlike uyarı işaretlerinden dikkat anlamına gelen tabeladaki noktalama işareti. Dikkat diyorsa ve bu bir noktalama işareti ise ne olabilir? Şöyle hani üçgendir. Ortasında da bir noktalama işareti vardır. Buraya dikkat edin manasında. Çalışma, yol ver. Noktalama işareti aradınız hocam. Yani tabelanın üzerindeki noktalama işareti. Yani soru işareti olan trafik tabelası yok. Bu ne olabilir? Ünlem. Ne olabilir? Ünlem. Ah Aziz Beyciğim küçük bir basiret bağlanmasıydı bu. Soruyu özümseyemedik ondan oldu. Merak etmeyin böyle laf kalabalığı yapan başka bir soru yok. Açıkça söyleyeyim bunun kadar uzunu yok. Mesela şu. Polaris. Polaris de denen yıldızın ön adıdır. Polar zaten bir şeyler hatırlatıyordur size. Gocuk diyeceğim ama değil. Yok işte hani hangi iklim? Öyle düşünün. Yıldızın ön adı. Gocuk yıldız hiç duymadık. Alın bir harf hocam. Alalım bir harf. Aldık bir harf. Bir yıldızın ön adını arıyoruz. Bilinen bir yıldızın ön adı. K harfiyle başlıyor. Batı kökenli adı. Kuyruklu yıldız diyeceğim değil. Demeyin. O tarz bir şey. Belli bir yıldızın adı. Kuyruklu yıldız bir sürü kuyruklu yıldız var. Mesela Halley bir tanesinin ismi. Öyle Halley'i arıyoruz. Ben bir harf daha alayım. Bir tane daha aldık. Bilinen bir yıldızın ön adı. Batı kökenli adı. Kutup yıldızı. Kutup yıldızı 300 puan değerinde.